Sözlerime Türk hukuk sistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu çalıştayı düzenlemekten ve sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti belirterek başlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan önce Sayın Adalet Bakanımız bu programda sizlerle birlikte olmayı çok arzulamıştı. Ancak anlık gelişen bir özel bir durumdan dolayı bugün aramızda olamadılar. Kendilerinin de sizlere selamlarını iletiyorum. Değerli katılımcılar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planı Mayıs 2019 tarihli yargı reformu stratejisi belgesi kapsamında gerekçeli karar hakkı ihlallerinin önüne geçme amacıyla 16 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı Türk yargısında karar yazma tarzının sistematik bir biçimde yeniden oluşturulması ve geliştirilmesidir. Çalışma sonunda Türk yargısı için bir takım kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak çalışma bağlamında verilecek eğitimlerle hakim ve savcıların gerekçelendirme hususunda bilgilendirilmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilerek bu kazanımlarının yargı kararlarına yansıtılması da hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda çalışma kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden de kısaca bahsetmek isterim. Adalet Akademisi'nde eğitim gören hakim savcı adaylarına yönelik eğitim müfredatı güncelleme çalışmaları kapsamında aday eğitiminde gerekçeli karar yazılmasına dair de bir dersi adaylarımızla buluşturduk ve iki yıldır bu ders adaylarımıza verilmekte. Çalışmada izlenecek yol haritasının belirlenmesi için bilim kurulu ve çalışma grubumuz ile 2020 yılı Ekim ayından itibaren yuvarlak masa toplantıları yaptık. Gerekçelendirme bağlamında anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve özel hukuk alanında geliştirilmesi gereken alanların tespiti için ihtiyaç analizi çalışmalarını tamamladık. 5 Kasım 2021 tarihinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri hakimleri ve uzmanları, Türk yargı mensupları ve akademisyenlerinden oluşan 250 kişinin katılımıyla kararların gerekçelendirilmesine ilişkin karşılaştırmalı bakış açıları başlıklı bir uluslararası seminer gerçekleştirdik. Değerli katılımcılar, hepimizin de bildiği üzere gerçekten de Türk yargısının en önemli sorunlarından birisi gerekçeli karar çalışması. Biz bu çalışmanın sonuç almasını ümit ediyoruz. Ancak çok da kolay olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü kişilerin yazma kültürünü değiştirebilmek çok kolay değil. Bunun için de hukuk fakültelerinin eğitim müfredatlarında da gerekçeli karar yazımına ilişkin yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde sadece yargı organlarının değil, hukuk fakültelerindeki eğitimin rolü de çok büyük. Yargı kararlarının gerekçelendirilmesinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi, hukuki nitelendirmede bilimsel yöntemlerin dikkate alınması için kıymetli hukuk fakültesi dekanlarımızın çözüm önerilerinden yararlanılması en büyük arzumuzdur. Çalıştay'ın etkin ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinizi Türkiye Adalet Akademisi adına saygıyla selamlıyorum.